Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu Hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, ikinci dönem başlıyor. Bildiğiniz gibi 15 Şubat itibariyle köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve diğer okullar 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitimlerine 1 Mart'ta başlayacak. 15 Şubat itibariyle de uzaktan eğitim başlayacak ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçecek. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda ikinci dönem nasıl bir prosedür izlenecek ve biliyorsunuz Mart ayıyla birlikte Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk sınavların yapılacağını söyledi. Yani sınavı olmayan, birinci dönem sınavı olmayan arkadaşların sınavı yapılacak. Birinci dönem sınavı olan arkadaşların da performans notları verilecek ve tüm Türkiye aynı zaman, aynı dilimde ortak bir şekilde öğrencilerimiz notlarını alacak ve böylelikle karne notları oluşacak. Yani birinci dönem notları oluşacak. Bu açıdan ikinci dönem başlar başlamaz bir 15 günlük süreciniz var. O 15 gün içinde çok iyi hazırlanmanız gerekiyor ve bu hazırlık sonucunda Mart ayında sınavlarınızı vermeniz gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, biz de kanal olarak biliyorsunuz hem tatil dönemi hem birinci dönem sizlere yönelik sınav videoları, ders videoları ne yaptık? Attık, paylaştık ve sizlerle çözdük. Bu süreçte katılan arkadaşlarımız oldu. Kanalımızda bizimle beraber ders yapan arkadaşlarımız oldu. Videolarımıza ilgi gösteren arkadaşlarımız oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu videomuzda kanalımızdan nasıl faydalanacaksınız? Bildiğiniz üzere kanalımızda yazılı sorularımız var. Hem birinci dönem yazılılarımız, hem ikinci dönem yazılılarımız, hem sorumluluk sınavı yazılılarımız var. Dolayısıyla hangi sınavdan girecek olursanız olun, o sınava yönelik yazılı sorularımızı kanalımızda bulabileceksiniz. Şimdi kanalımızda isterseniz videolar bölümünden ulaşabileceğiniz gibi değerli öğrencilerim, kanalımızda oynatma listelerinden, evet bakın yuvarlak içine alıyorum, oynatma listelerinden de ne yapabilirsiniz? Bu videolara ulaşabilirsiniz. Veya ana sayfanın altından da ulaşabilirsiniz. Şimdi oynatma listesine tıkladığımız zaman değerli arkadaşlar, karşımıza kanalımızdaki bütün konularla ilgili, farklı farklı konularla ilgili neler çıkacak? Oynatma listeleri çıkacak ve siz buradan istediğiniz videoyu, istediğiniz sınıfa ait videoyu seçip izleyebileceksiniz. Mesela değerli arkadaşlar, mesela Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları, birinci dönem, ikinci dönem, bunların hepsine ulaşabileceksiniz. Bakın burada bununla ilgili bir ne var? Oynatma listesi var. Yine Türkçe pratik bilgiler, sorumluluk sınavı bilgileri, sorumluluk sınavı soruları, EBA TV'ye uygun konu anlatımları, test çözümleri, sorumluluk sınavı ile ilgili başlı başına bir oynatma listemiz var. Kimya, 8. sınıf LGS, din kültürü, lise din kültürü, lise matematik, lise felsefe, lise tarih, lise coğrafya, lise edebiyat, 9. sınıf yazılı soruları, 10. sınıf yazılı soruları, 11. sınıf yazılı soruları, bütün bunlar ayrı ayrı oynatma listeleri halinde bizleri ne yapacak değerli arkadaşlar? Karşılayacak. Ve biz de bu listelerden seçeceğiz. İçinden sınıfları seçeceğiz. Ders konusunu seçeceğiz. Ve bu videoları izleyerek ne yapacağız? Yazılarımıza çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir problem karşımıza çıkıyor. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle soruyor. Hocam, acaba birinci yazılı konularından mı sorulur? Şimdi burada net bir açıklama yok arkadaşlar. Şöyle ki müfredattan sorumlusunuz diyor bakanımız. Müfredattan sorumlusunuz derken o zaman birinci dönem bütün müfredattan sorumlusunuz demektir. Çünkü bu süreçte ne oldu değerli arkadaşlar? EBA TV üzerinden
Zoom üzerinden hem kendi öğretmenlerimiz hem de EBA üzerinden dersler yapıldı. Dolayısıyla Mart ayında sınava girecek arkadaşlar büyük ihtimalle birinci dönem müfredatının tamamından sorumlu olacak. Ha, bu süreçte eğer bir sınırlandırma getirirlerse ona bir şey diyemeyiz. Ama getirmezlerse görünen o ki tüm müfredattan ne yapacağız? Sınav olacak. O yüzden kanalımızda sizlere yönelik hem birinci dönem birinci yazılı hem de birinci dönem ikinci yazılı konularını içeren videolarımızı sizler için yükledik. Kanalımızdan yazılı sorularına tıklayarak veya videolar bölümüne tıklayarak, oynatma listelerine tıklayarak bu yazılı sorularına ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla ben sınava girecek arkadaşlardan şunu istiyorum. Hem kanalımızdaki birinci yazılı sorularına çalışsınlar, hem de kanalımızdaki birinci dönem ikinci yazılı sorularına çalışsınlar. Yani bir bütün halinde çalışsınlar. Veya değerli arkadaşlar, kanalımızda sorumluluk sınavı oynatma listelerine tıkladığınız zaman orada sadece birinci dönem konularını içeren videolarımız da var. O sorumluluk sınavı sorularına da ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Yok ben ayrı ayrı çalışacağım diyorsanız o zaman kanalımızdan hem birinci dönem birinci yazılı sorularımızı hem de birinci dönem ikinci yazılı sorularımızı ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Bakın ekranda geçiyor yazılı soruları. Bakın hem birinci dönem birinci yazılı soruları hem de birinci dönem ikinci yazılı sorularımız kanalımızda yer almakta. Sizler de eğer sınava girecekseniz bu soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Aynı zamanda oynatma listelerimizde değerli arkadaşlar, edebiyat dersi kitabımızın ve tarih dersi kitabımızın ünite sonu ölçme değerlendirme soruları var. Gene coğrafya dersi kitaplarımızın ünite sonu ölçme değerlendirme soruları var. Hem bunların full 2-3 ünitenin beraber işlendiği videolarımız var. Hem de bölüm bölüm işlenen videolar var. Hangisini isterseniz oynatma listesinden seçebilirsiniz veya videolar bölümünden seçerek üzerine gelip tıklayarak o konuyu işlersiniz. Tabii bunları işlerken, izlerken ders kitabınızın yanınızda bulunması da faydalı olacaktır değerli öğrenciler. Gene anlamadığınız, kafanıza takılan bir konu olursa aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabii bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız henüz, abone olursanız çok seviniriz. Arkadaş çevremize, tanıdıklarımıza da kanalımızı tavsiye edelim. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ben bu kanala destek veriyorum, Kürün Medya kanalına, ama benim kendi şahsi kanalım var. Metin Kürümoğlu Hocam kanalı. Metin Kürümoğlu Hocam kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada da benzer konuların yer aldığı, farklı ders anlatımlarının olduğu bölümlerimiz var. Orayı da izlemenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, ikinci dönem başlarken ben hepinize yeni dönemin, ikinci dönemin hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. İkinci dönem inşallah bu pandemi süreci biter veya azalır. Yüz yüze eğitimlerimiz inşallah başlar. Yani en azından kısıtlı da olsa başlamasında fayda görüyoruz. Burada 8 ve 12'ler yüz yüze yapacak biliyorsunuz. Maske mesafe kuralına tabii uymak şartıyla ve diğer sınıflar da uzaktan eğitim görecek. İnşallah onlar da yüz yüze eğitime geçerler ve biz de sizlerle okullarımızda buluşuruz. Böyle uzaktan eğitim yapmayız. Değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Dediğimiz gibi kanalımızda videolar bölümünden, oynatma listelerinden ne yapabilirsiniz? Konu konu, sınıf sınıf, ders ders videolara toplu bir şekilde ulaşabilirsiniz ve bu videolarımıza çalışarak güzel bir şekilde yazılarımıza hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu duygularla hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yeni dönemin hayırlar getirmesini diliyorum. Yorumlar kısmına muhakkak görüş ve düşüncelerinizi belirtin. Aynı zamanda abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna da tıklayarak abone olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.
kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.